Sen kimsin? Kim onu dedi efendim? Bütün eski kocalar böyledir. Ben geçenlerde bir aklıma geldi, nasılsın diye merak ettim, bir arayayım dedim. Nasılsın? Sevgili izleyiciler, Sahne İstanbul'a hoş geldiniz. Bugün Profilo Kültür Merkezi'ndeyiz. Çok keyifli bir evlilik komedi oyunu izleyeceğiz. Oyunumuzun yazarı Behiç Ak, yönetmenimiz Semih Çelenk, iki dünya tatlısı arkadaşım yanımda. Onlar bu oyunun kahramanları. Evet, merhaba arkadaşlar, Fırat Tanış ve Sevinç Erbulak. Merhabalar, merhaba. Hoş geldiniz. Çok evimize hoş geldiniz, dekorumuza hoş geldiniz. Evet, aynen. Dekor değil mi ya, evimiz? Eviniz. Ütüler var. Ne bileyim, elektrik süpürgesi var. Her şeyim var. Her şey tam eve ait, her şey var burada. Evet, var. Hepsi benim. Bir elektrik süpürgesi var orada şu an görünmeyen. Evet. Ondan sonra oyunda göreceğiz değil mi onu, evet, da? Evet, enteresan bir tasarım var orada. Buzdolabı makinesi, çamaşırı. Her şey var. Eve ait her şey var. Peki neler söyleyeceksiniz bu oyun hakkında bize? Oyunumuz bir ayrılık komedisi. Böyle düşünüyorum. Evlilik değil. Yani evlenmişler ve ayrılmışlar. Birbirlerini yaklaşık bir senedir hiç görmemişler. Birbirleri hakkında bilgi toplamamışlar. Birbirlerinin ne yaptıklarını araştırmamışlar. Ve bir sabah ansızın oyunumuzun başladığı an adam kadına bir telefon açıyor. Bak, bu kadar söylüyorum. Adam, evet, telefon açıyor. Görünmüyor olabilir yani. Ben sürpriz. Telefon açıyor. Telefon açıyor. Diyor ki ya, diyor, biz senin arkadaş olduğumuza göre, diyor, hani zaman zaman diyor böyle telefon açmamızın bir sakıncası yok. Nasılsa arkadaşız biz de. Evet, arkadaş, evet, ayrıldı. Diyor. Konuşabiliriz. Ve konuşabiliriz diyor ve konuşmaya başlıyorlar. Ve oyun bitiyor. O kadar değil. Tek perdelik çok keyifli sevgili izleyiciler. Yani mutlaka gelip izlemenizi öneriyorum. Ben iki hafta önce izledim. İnanılmaz keyifliydi. O yüzden buradayım. Arkadaşları yakaladım. Dedim ki sizleri mutlaka izleyicilerimizle buluşturacağız. Dünya şekeri zaten ikisi. Evet, bir ayrılık komedisi dedik ama yani devam da edebilir evlilik. Ayrılık da olabilir. Şimdi evli çiftler ya da ayrılmakta olan çiftler gelip burada kararlarını değiştirme olasılığı var mı arkadaşlar? Vallahi sadece bu oyunu değil ya, insanın niyeti olduktan sonra hani nalınları izleyip şehri ateşe verebilir yani, öyle bir şey varsa, içinden öyle bir şey geçiyorsa engel olmayalım ama yani elbette sadece evliler değil, sadece ayrılanlar değil, hani sadece bir birlikteliği olan insanlar değil, herkesi ilgilendiren bir şey, mesele kadın erkek ilişkisi. Kadın erkek ilişkisi. Evet, modern dünyadaki kadınların ve erkeklerin ilişkisi. İlişkisizliği. Ya da yani. İlişkisizliği. Pardon, evlilikteki sorunlar yani ayrılmış çift ama ya evlilikteki sorunları ayrıldıktan sonra konuşmakla evliliğin içinde konuşmak arasındaki o müthiş fark da bence oyunda var. Yani şimdi yaptıkları hataları belki yani hissedecekler. Evli olsalar daha mecburen daha politik, daha toleranslı, daha bilmiyorum yani, daha politik olacakları çok kesin ama artık yani öküz ölmüş, ortaklık bitmiş oldu. Için. Belki biraz daha müdanasız, biraz daha rahat. Hatta rahatladıkça daha içten ve dürüst. İşte. Yani belki birbirlerinin canını da acıtıyor olabilirler mi? Olabilirler. Değil mi? Evet, ama komikli. Komikli. Evet. Şurada bir pilates topu var. Evet, top. Evet. Evet.
Ben yapmıyorum. İşlevi nedir arkadaşlar? Spor mu göreceğiz? Onu işte koyduk oraya. Öyle. Rengini sevdik. Rengini sevdiniz. Onu gelenler görsün. Gelenler görsün diyelim. Ama aslında ya biz 1 gün, 12 gündür görüşürüz. Yani evet, dönmedim. Doğru, pardon. 13 gün, 13 gündür. Yani demek istiyorum ki yani biz arkadaş olarak ayrıldığımıza göre birbirimizi zaman zaman aramızda bir sakıncası yok. Yani bence böyle birbirimize rol yapmamızın falan bir anlamı yok yani.
Peki azıcık sizlerden söz etmek istiyorum. Sevgili izleyiciler, bu arada yine Semih Çelengin rejisiyle çok güzel bir sahnesi var arkadaşımın. Sizlerle buluşturmak istiyorum hemen onu. Gelin tanış olalım. Evet, aynen aynen. Evet, gelin tanış olalım. 11 da türkü, devam ediyor. Muhteşem bir performans. Değiş diyelim biz onlara. Değiş. Türkü demek çok doğru değil ama Bir Sultan Aptal. Evet, kaygısız Yunus Emre, Yunus, değil mi? Veysel var. Gibi her içinde şey. Pek çok işte Anadolu kültürünün ortak mirası, özneler buluşmuşlar bizlere, bir kişi halinde görünmüşler. Ondan sonra bu kişi de sahnede hayali bir çocuğa işte yol, yolculuk, yol arkadaşlığı, dostluk, yarenlik, hoşluk, iyilik, kibir, tevazu, aşk gibi konular üzerine böyle kıssalar, ondan sonra böyle şeyler anlatıyor bu çocuğa da. Evet. Seyirci de bundan nasipleniyorsa nasipleniyor. Ne mutlu. Evet. Nasiplenmiyor. Bu arada 11 tane değiş söyleniyor. 12.'si de seyirciyle birlikte söyleniyor. Harika. Ondan sonra böyle bir moral, bir oyun. Yenilenmiş gibi mi çıkıyor insanlar? Yani evet, buradaki amaç aslında biraz bizim çok unuttuğumuz bazı şeyleri tekrardan hatırlatmak. Ben şimdi dikkatimi çekiyor da bu iki oyunun belki ortak bir noktası şu olabilir. Yani biz gerçekten Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz. Ama yani o kadar basit, o kadar temelde, o kadar aslında o kadar görünür olan şeyleri biz artık görmüyoruz ki. Yani bunları sadece birazcık böyle anlamlandırıp biraz bu alışılmış ezbere şeyinin halinden çıkartıp biraz böyle gösterdiğin zaman birdenbire bunlar çok değerli, çok şey bir hali. Yani ayrılık da böyle. Çok sade bir oyun. Çok gerçekten de böyle hani çok yepyeni bir şey söylemiyor ama bütün gücünü sadeliğinden, yalınlığından alan bir şey. Gelin tanış olalım da öyle. Evet. Sizin müzisyen yönünüz de var değil mi? Şu yönüm çok. Besteleriniz var. Evet. Söz yazıyorsunuz. Evet, söz yazıyorum. İyi de gitar çalıyorsunuz. Hatta biraz 40 ritim dakikada gitar öğretebilirim diye böyle bir iddianız da var. Evet, duydum, öğretebilirim. Doğru mu? Gerisi de meraklısına kalmış olma. Yani 40 dakikada kendi sevdiği şarkıları çalıp söyleyecek kadar bir şey öğretebilirim. Ama gerisi ona kalmış tabii. Yani evet. Kimsenin beynini açıp da içine bir çip koymuyoruz yani. Öyle bir dünya yok. Neymiş Mati, söyle bakayım. Tamam, boş ver canım. Ya sırada telefon verdik yani. Bir iki güzel laf bulmuşum Zeynep'ciğim. Geçsene şöyle, otursana. Ya gerçekten rahatsız. Allah Allah, ne rahatsız ya. Geç otur. Çıkarma. Efendim? Çıkarma. Ha, böyle geliyor. Evet, evet. Şöyle. Kolay gelsin. Çok ters bir zaman. Hayır, hayır. Kahve. Kahve. Bir sabah kahvesinde ne dersin? Yapayım sana bir kahve. Vallahi saat... Aldım ya. Şey yaptım gerçekten. Zahmet vermeyin. Ay, ne zahmet canım? Peki, tamam. Ver mi senin? Bir bezelye olduğunu düşünüyorum. Çok uzun bir zamandır. pardon, ben anlamadım. Bezel mi dedin? Evet. Okey. Neden? Neden? Bezeliler bezeledir de ondan. Göründüğü kadar tatları vardır. Yani böyle tatlarını bir bakışta anlarsın. Sen de böyle birisin işte. Senin de görüntün neyse tadın da o. Yani seninle bu yüzden anlaşamıyoruz. Ama bizim doğalarımız çok farklı.
Sevgili izleyiciler, aslında oyuna çok az zaman kaldı. Telaşla Sevinç Erbulak henüz yeni geldi. Neden diyeceksiniz? 309 dizisinde oynuyor kendisi şu anda dizide. Ve makyaj uzun sürmüş, dizi çekimi varmış. Henüz geldi. Bize neler söyleyeceksiniz 309'daki Şirin rolünüz hakkında? Hangisi? Şimdi birini daha oynamaya başladı. Bir tane daha. Evet, o sürpriz, evet. Sürpriz mi? Yok, dün değil mi? Başladı mı? Ben görmedim dün, henüz. Yok, dün başladı. Aha. Ya. Yaşlı halinizmiş değil mi? Yok. Değil mi? Değil mi? Yani yok, yaşlandırıyorlarmış biraz. Öyle değil mi? Yaşlandırıyorlar. Ha, evet. Benim yani oynadığım rolün yaşlı hali değil. Değil. Evet. Başka biri. Başka bir rol. Başka iki biri. Rolde. Evet. Aman tanrım. Nasıl peki yetişeceksiniz? Zor olmadı mı? Oldu işte, yetişemedim. Geç kaldım. Evet, yetişemedim. Ya çok keyifli. Yani çok işte keyifli. 38 haftadır devam eden bir süreç. Artık böyle yakında ilk yaşını kutlayacak yani, o hale gelmek üzere. Mayıs'ta evet, başlamış. Çok sevimli, güzel bir dizi. Evet. Siz oldukça başarılısınız. Yani, yani genel bıcır bıcır olarak o, bence çok genelde tiyatro hızlı oyuncu... haliniz var orada değil mi? Siz bir tanesinde var, evet. Evet, genel olarak aslında bilmem yani, çok kıpır kıpır olmadığım nadide zamanlarım da var. Evet. Yani. Siz aynı zamanda bir annesiniz, 10 evet, yaşlarında güzel bir kızınız var. Evet. Peki bu hızınız karşısında şaşırıyor mu? Kızıyor. Yavaşlıyor musunuz kızınızın karşısında, ne yapıyorsunuz? Ya o ne yapmamı istiyorsa onu yapıyorum, o benim müdürüm. Değil mi? Komutanım. Aynı. Evet. Sevgili izleyiciler, arkadaşımızın da çok tatlı bir kızı var. Siz hepsi, nasıl babasınız? Baskın baba mı? Ben de iyi bir anne gibi bir babayım. Evet, harika. Yani öyle. Öyle. Evet, dünya tatlısı iki kız. Evet. Evet. Ben tabii daha şanslı bir babayım. Yani hani kız çocuğu şeyi olarak öyle. Kızlar babalarına çok düşkün oluyorlar zaten değil mi? Size sormak lazım. Bana sormayın. Ben hiçbir konuda hiçbir fikrim yok. Yani öyle kızınız mi? Kızınız düşkündür mutlaka. Ha, size. Mutlaka öyledir. Hayır, yani. O yüzden. Ama siz babanızdan hatırlayın yani. Tabii ki. Tabii işte, ki. Tamam. Evet, tabii, tabii. Aynen. Siz de aynı şekilde. Peki yani 4 tane kedi, çocuk, koşuşturma. Evet. Anneniz dünya tatlısı bir insan herhalde. Teşekkür yardımcı ederim. Oluyordu olmaz size. Olur mu? Her şeyi o çekip çeviriyor. Tabii çekip ki. Çeviriyor. Tabii evet. Ki. Füsun Erbulak, Altan Erbulak'ın kızı zaten. Sevgili izleyiciler, ikisi de sanatçı ve sanat ortamına doğdunuz. Tercih hakkınız oldu mu? Doğrudan... Tabii tabii, olmaz olur mu canım? Ha, evet, tiyatro bir... hani 100 bininci tercihim de oyunculuk yani. Gerçekten tabii mi? Canım. Yani astronot da olmak istediğinizi duydum, doğru mu? Siz çok sıkı bir araştırma. Ya, şu anda şaşkınım. Sizi çok yakından tanıyorum. Evet, çok uzun bir süre. Evet. Çok istedim, evet. Uzaya ilgim vardı çocukken. Keşke yitirmeseydim o ilgimi yani. Şu an çocukkenki kadar ilgilenmiyorum. Çocukken babanız desteklemiş yani. Galiba. Çok, ama ne söylersem söylesem destekledi zaten. Evet. Ya ben astronotluktan sonra çok çok yani o astronotluktan çok uzak zeminlere de gittim. Evet. Hepsini bana çok yakışacağını düşündü. Ben en son oyunculuğu seçtim. Harikasınız. Sanat eviniz de var. Erbulak Sanat Evi değil mi? Evet. Orada çocuklarla da siz haşırlaşırsınız. Ben değilim. Ablamın eşinin devam ettirdiği bir yer. Ben orada ilk iki senesinde açıldıktan sonra ilk iki sene eğitmenlik yaptım. Artık devam etmiyorum. Devam Onlar devam ediyorlar. Çocuklar da var. Yetişkinler de çocukların var. Çocukların erken eğitim alması uygun mu sizce? Hani tercih hakları yok. Ailelerin yönlendirmeleri. Şimdi oradaki eğitimi şöyle karıştırmamak lazım. Orada daha çok yani çocuk seçemez onu. Aile yakıştırıp yolluyor. Hı-hı. Şöyle bir şey. Mesela benim kızım da seramiğe gidiyor. Kendi artık tabii biraz daha büyük. İlgisi var ve bu konuda yeteneği var. Bence yeteneği varsa, ilgisi varsa yönlendirmekte hiçbir sakınca yok. Ama ben Sevinç olarak çocukların çok erken yaşta, bunun içinde sadece oyunculuk değil, mesela klasik balede bu eğitimlerden biri. Evet. Her şeyin bir zamanı olduğuna çok inananlardanım ve çocuklar büyüyene kadar onlara özellikle oyunculuk konusunda hiçbir şey öğretilebileceğini düşünmüyorum. Hatta çocuklardan öğreneceğimiz çok şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden de zaten çocukları eğitmiyorum hayatımda. Evet. Eğitilmeleri gerektiğine inanmıyorum. Kitaptan geldi bunları. Şöyle bir bakabilir miyim? Evet, lütfen. Bu bir yemek tarifi tabii ya. Bunun içinde bir takım sebze yemeklerinin tarifi var. Ispanaklı enginar, kabak kalye, öyle mi? Anladım. Bir şey merak ediyorum. Sen bütün bu sonuçlara bu kitabı okuyarak mı vardın? Niye şaşırdın sen bu kadar? Hayır. Yani yani ilişkimizle ilgili çok önemli bazı sonuçlar yani. Böyle bir yemek kitabı okuyarak mı vardın? Pardon, ne yapabilirim? Çok affedersin ama ben ne yapabilirim? Yani sen bu evden giderken bu evdeki bütün
hesaplayabilir miyim? Ben ne yapabilirim? Yani o sırada seni tanımaya, kendimi tanımaya, bütün ilişkinin içinlerinden yorumlamaya aşırı ihtiyacım var ya. Ben de bak, ben de en yakınındaki kitaba saldırdım yani. O da fesat meselesi zaten bir yemek tarifi kitabı. Bu da inanmıyorum. Yani dünyada aşırı herhangi bir kitaptan çok daha fazla faydalı olur. Ben bu psikolojiyi çok iyi anlıyorum. Anladığımı hiç sanmıyorum çünkü ancak bir engin aramıyor. Peki başka neler söyleyeceksiniz? Aslında enerjiniz çok yüksek. Sevgili izleyiciler, sahnede siz de hissedeceksiniz. Sanki gerçekten evli çift gibi. Yani bir geçmişte birlikteliğiniz. Hayır, başka yani ne bileyim bir rol paylaşımınız oldu mu geçmişte? Nasıl hayır, birbirinizi olmadı. Buldunuz? Biz uzun zamandır tanışırız zaten. Tanışıyorsunuz. Şehir proje fikri benim, nereden çıktı? Böyle bir çıktı. Sizden ikinizden yani, mi? Semih Çelenk'le oturduk bir gün. Hani ya ayrılık oynasak diye düşündük. Tam o sırada da Sevinç'in herhangi bir şeyi yoktu. Buna çok müsaitti. Evet. Biz de dedik ki hemen Sevinç'e teklif edelim bunu. Ettik, o da kırmadı bizi. Çok kabul etti. Evet. Muhteşem bir birliktelik olmuş sahnede. Kesinlikle. Evet sevgili izleyiciler, oyuna az zaman kaldı. Ben daha fazla meşgul etmek istemiyorum. Arkadaşlar daha makyajları var, giyinecekler. Tabii Fırat'ın çok uzun süren. Çok uzun süren bir makyajı var. Uzun süren bir makyajı var. Evet mutlaka gelip oyunu görmenizi öneriyorum. Oyunumuzun adı Ayrılık. Evet, haftaya farklı bir programda sizlerle birlikte olmaktan mutlu olacağız. Bizleri sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yüzünüzden gülücükler, hayatınızdan sanat hiç eksik olmasın. Hoşçakalın. Kitaptan geldi bunları. Bir bakabilir miyim? Evet, lütfen. Bu bir yemek tarifi tabii ya. Yani bunun içinde bir takım sebze yemeklerinin tarifi var. Ispanaklı enginar, kabak kalye, öyle mi? Anladım. Bir şey merak ediyorum. Sen bütün bu sonuçlara bu kitabı okuyarak mı vardın? Niye şaşırdın sen bu kadar? Hayır. Yani yani ilişkimizle ilgili çok önemli bazı sonuçlar yani. Böyle bir yemek kitabı okuyarak mı vardın? Pardon, ne yapabilirim? Çok affedersin ama ben ne yapabilirim? Yani sen bu evden giderken bu evdeki bütün kitapları görür müsün? Ben ne yapabilirim? Yani bir yol sırada seni tanımaya, kendimi tanımaya, bütün ilişkinin içinlerinden yorumlamaya aşırı ihtiyacım var ya. Ben de bak, ben de en yakınındaki kitaba saldırdım yani. O da fesat meselesi zaten bir yemek tarifi kitabı. Bu da inanmıyorum. Yani dünyada aşırı yorumlamış. Herhangi bir kitaptan çok daha fazla paylaşıyor. Ben bu psikolojiyi çok iyi anlıyorum. Yok, anladığımı hiç sanmıyorum çünkü ancak bir engin aramıyor.